YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bütün detaylarıyla tam kıvamında pişmiş somon balığı lezzetli bir şekilde nasıl pişirilir onun yapımını göstereceğim. Öncelikle somonumuzu çıkaralım. Soğuk suyla musluğun önünde güzelce yıkayalım. Evet, balığı yıkadım. Burası da çok önemli. Mutlaka kurutalım. Eğer kurutmazsak kızgın yağın içine bıraktığımızda bütün yağ üzerimize sıçrar. O yüzden bu şekilde kalın bir peçete yardımıyla her tarafını güzelce kurutuyoruz. Daha sonra yeteri miktarda üzerine tuz ve karabiber serpiştiriyoruz. Tuzun miktarı size bağlı. Yarım çay kaşığından daha az tuz ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi tavamıza şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. İyice ısındıktan sonra artık balığımızı dikkatli bir şekilde yüksekten bırakmadan şöyle yavaşça içine bırakalım, üzerimize sıçramasın. Yaklaşık 3 dakika kadar bir yüzünü, 3 dakikada diğer yüzünü pişirebilirsiniz. Üzerini tuzladığım için gayet güzel kızarıyor. Gördüğünüz gibi tuz onun daha iyi kızarmasını sağlıyor. Yağını az ekledim. Çünkü somon yağlı bir balık olduğu için kendi yağını da bırakacaktır. Kendi yağında da güzelce pişecektir. Görüyorsunuz kendi yağını da bıraktı. Gayet güzel nar gibi de kızardı. Somon çok yağlı bir balık olduğu için dikkatli olalım. Çevirirken dağılabilir. Şöyle altında çok az bir yağ arttı. Bu yağ çok değerli. Somon balığının yağı. O yüzden şöyle küçük bir tane patatesi de dilimledim. Daha doğrusu yıkadım, doğradım. Balığın yağı ziyan olmasın diye aynı yağın içinde bir tane de küçük patates kızartıyorum. Başka zaman bu yağla patates kızartırsanız güzel olmaz ama balığın yanında aynı tat. O yüzden kullanabilirsiniz o yağın ziyan olmaması için. Şöyle biraz da tuz serpiştirdim, pişti. Evet, yanına da güzel yeşil bir salatayla servis yapabilirsiniz. Çocuklarınız için çok faydalı. Özellikle ders çalışan, sınava çalışan çocuklarınız için yapabilirsiniz. En az haftada bir defa yedirmenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.